Evet, bugünkü aracımız 2019 model Fiat Egea Urban modeli 1.3 Multijet. Aracımız hatasız, boyasız. Onunla geçenlerde karda duramayınca bir araç geldi. Araç sürtmesine bağlı ufak bir temas yaşandı. Herhangi bir çizik, hata, boya yok. Sadece şu sol taraf tamponun altında ufak bir kırığımız var tamponda. Başka bir şey yok. Şu an yaklaşık olarak 13.000 kilometrede olması lazım. İçi diğer Egea'lardan biraz farklı. Urban olduğu için LED far var. Aynı zamanda navigasyon. Navigasyon var. Ses sistemi gerçekten tatmin edici. Bu araca yaklaşık 110.000 TL civarında bir fiyat istiyoruz. Uygun. Yani dijital klimamız mevcut. Anahtarı hoşuma gitti. Anahtarı eski Lina'lardan çok farklı. Anahtarını göstereyim sizlere. Hani gerçekten böyle fiyat bunda kaliteyi arttırmış. Gerçekten Lina'lar gibi değil anahtarımız. Bayağı güzel. Karşılama ekranı geliyor. Evet. Çalıştıralım. Yani araç dizel olmasına rağmen içine hiç ses almıyor. Hani genel itibariyle hani ben malzeme kalitesini beğendim. Gerçekten malzeme kalitesi olarak fiyat diğer araçlarına göre çok daha iyi bir çalışma yapmış. Hani özellikle koltuklar, hani gerçekten ayrıntılar düşünülmüş. Burada 12 voltluk bir çıkış, aynı zamanda bir USB girişi var. Teybimizde radyo, telefon, Bluetooth hepsi mevcut. Direkt Bluetooth'tan rehberden arama yapılabiliyor. Bluetooth ses kalitesi de güzel. Bizim bu aracımızda dijital klimalı olan model. Düz olanlardan farklı dijital kliması, otomatik klima var. Yönlendirmeleri vesaire hepsi çok şık, tasarımları gerçekten güzel. Burada da büyük bir eşya koyma gözü mevcut. Hani araç gerçekten hani parasını hak ediyor mu? Bence parasını hak ediyor bu piyasada. Yani bugün ikinci el bir araç alacağımıza 2019 model 13.000'de tertemiz, hatasız, boyasız bir araç almak daha mantıklı. Yani şuradaki detaylar falan gerçekten güzel yani. Bu vites topuzu da oldukça kaliteli. Hani deri kısımları, şeyleri gerçekten yani kaliteli. Fiyat bunda kalite olayını oturtmuş gibi görünüyor. City modu var aracımızda. Hem direksiyon için hem de kullanım koşulları için güzel bir düşünülmüş bir şey. Şu yan tarafta sırasıyla far, sis farı ve arka sis farı, ESP kapatma tuşu, far yükseklik ayarları ve lastik basınç göstergesi var. Şuradan bagaj açma, merkezi kilit, dörtlü flaşör, yolcu airbag'ini kapatma ve city modu var. City modunu mesela şehir dışına bıraktığımız zaman direksiyon biraz daha sertleşiyor. City modunda aldığımız zaman gerçekten direksiyon tabiri caizse kuş gibi derler yani, kuş gibi hafifliyor. Genel itibariyle dediğim gibi özellikle şu ekran kısmı
Yani gerçekten güzel, hani böyle bir Audi tarzında bir dizayn olmuş. Ama yakışmış mı yakışmış, hani öyle kırılabilecek böyle uydurma bir şey de değil yani. Hani gerçekten güzel. Aracımızın yakıtla ilgili durumlarını buradan görebiliyoruz. İşte seyahat süresi, yol bilgisayarı, Ecolaser ayarları, ondan sonra sesi ayarlayabiliyorsunuz. Telefon, hani Bluetooth olarak telefonlar, medya kısmı, hepsini hani böyle değiştirebiliyorsunuz buradan. Gerçekten hani güzel, ben beğendim. Yakışmış yani. Hani bu çağımıza uygun bir dizayn olmuş. Şimdi Lina ile kıyasladığımızda gerçekten hız sabitleyici var aracımızda. Burada fonksiyonel direksiyondan radyo teyp kumanda kısımları var. Bir motor aksamına bir bakalım. Burada motor aksamına da bakalım. Motorda Multijet 2 Euro 6 olması lazım. Yani her şey yerli yerinde. Gerçi alışılagelmiş fiyatın motor konumlandırması. Ama yani ben hani şurada artık hani şu kaput bağlantı demirinin hani açma dirseğinin yerine bir pistona bırakmasını tercih ederdim. Yani gerçekten hani böyle bir araca olmamış. Yani çok cüzi bir maliyetten kaçırmış. Yani Volkswagen'de biliyorsunuz standarttır. 2000 model araçlarıyla bu kaputlar pistonlu. Yani kaput kendiliğinden açılıyor. Ama dediğim gibi yani genel itibariyle herhangi bir göze batmayan yer yok. Tasarımı düzgün. Yani oldukça düzgün. LED'li farlardan bahsedecek olursak aracımızda LED'li farlar da mevcut. Halojen. Bence güzel. Yani araç yani güzel. Camlarını film yaptırdık. Yakıt olarak da gerçekten çok uygun. Yani uzun yolda 3.8 litreleri hani görüyor. Tabii ona uygun kullanmanız gerekiyor. Evet, 2019 model yaklaşık 13 bin kilometre civarında Fiat Egea. Videomuzu beğenin, paylaşın. DRC Efe Otomotiv ailesi olarak hayırlı seyirler dileriz.